Selamın aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Ne var ne yok. İyisinizdir inşallah. Böyle sabah kalktım. Eşim içeride kahvaltı yapıyor. Eşim gececi. Çarşıda işi var. O gidecek. Çocukları yolladım okula. Şimdi eşim çıkacak. O çıktıktan sonra evi süpüreceğim ben. O gidene kadar da şöyle yapayım dedim. Eee şurada kömür kovalarım boşaltılacak doldurulacak onları halledeyim şuradaki fidanları başka yere götüreyim burada ayak altında olmaz buraları toparlayayım şu çamaşır deterjanını eşime söyleyeyim o çok ağır onu iç şeye götürsün öbür eve şu tencereyi odunluğa götüreceğim şu masanın üstünü temizleyeceğim işte. Çiçeklerimi ne zaman dikerim bilmiyorum. Daha dikmedim tabii ki de. Dikmem lazım, saksılarını değiştirmem lazım. Saksı da almadım. Bakalım. Nereye dikeceğim? Saksılar da çok pahalı arkadaşlar. Sarı çiçek almayı unutmuşum arkadaşlar ya. Hiç sormayın. Ben orada bunları yani zannettim her renkten aldım. Sarıyı almamışım. Her renkten aldım. Sarıyı almayı unutmuşum. İnşallah bir daha yolum düşerse sarıyı da alacağım. Şöyle istiyorum ki bunlar seneye de kalsın ya. Geçen sene değil ondan önceki sene de aldım. Kalmıyor seneye. Aslında bilmiyorum yani. Ne yapmak lazım? Nasıl bakılır çiçek bakmayı? Pek beceremiyorum açıkçası. Seviyorum ama beceremiyorum. Neyse buralar berbat buraları süpüreceğim. ondan sonra şuralar hep çamur içinde hafta sonu hiç ellemedim arkadaşlar çünkü çocuklar giriyor çıkıyor e, biz bir yerlere gittik geldik derken e, temizlemedim hafta sonu iki günde her şey birbirine girdi evin içi bile öyle yani iki günde iki gün ellemedim dedim hani Çocuklar evde, eşim evde bir tatil yapsınlar, yapıyorlar. Onu da süpürge sesiyle rahatsız etmeyeyim dedim. Cuma süpürdüm. Cumartesi, pazar bildiğiniz sanki bir haftadır ellememişim. O kadar berbat. Ee, bu da bakın arkadaşlar çiçek açmaya başladı. Bu çok güzel. Bir tane daha var Ebruli. O herhalde saksısı iyi değil. O pek iyi olmadı. Bunu da böyle dedim havalar biraz ısınsın. Nisan. Nisan'ın böyle başı ya da ortalarında toprağa dikeceğim yere. Böyle arkadaşlar benim işim. Dün akşam daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Amcamın gelinine gittik. Baş babası vefat etmişti. Çekmedim arkadaşlar. Çünkü çok şeydi yani. Duygusal bir andı. Üzgündü çok üzgündü Çok üzgün olduğu için de Çekim yapmadım Oradaki talaşı köpek hep dağıtmış Kendine yatak yapmış bakın Oraları mahvetmiş havalar ısınınca temizlerim oraları çünkü Bayağı bir soğuk bugün Bugün şimdi eşim işini yapacak çarşıda Sonra gelip beni alacak dişçiye gideceğiz arkadaşlar bir buçuk sene önce implant yaptırmıştım. İmplantın sadece e, kökünü taktılar, başını takmadılar. Çünkü başını takmak üzereyken kanser tedavisine başladım. O yüzden dişçi e, bu tedavi olurken diş e, diş tedavisine ara vermek zorundayız dedi. Kemoterapi alırken diş tedavisi olmaz dedi. E, iyileşmiyormuş çünkü e, açılan yaralar. E, şeyi de implant yaparken de baya bir neşterle kesilip dikilip baya bir işlem görüyor. iyileşmez diye biz neyse implant tedavisine ara vermiştik. E, tabii ki de kemoterapim bitti baya oldu. Birkaç ay oldu. Biz yine tekrar gittik. Dediler ki kemik eremesi olmuş. Vidaların altı boşalmış. Vidanın bir tanesinin. Ona dediler kemik tozu koyacağız. Neyse kemik tozu koyacaklardı. Sonra diş eti doktoru geldi. Dedi ki hayır hiçbir işlem yapmayın. Ben bir kağıt daha yazacağım. Bunu dedi onkoloji doktoruna götür. Tekrar dedi onay versin. Ne ilaç kullandılar sana. Çünkü dedik çok kanama geçirebilirsin. Ya da eee Yara iyileşmeyebilir dedi. Neyse biz de zaten aldık kağıdı. Doktorun yazdığı kağıdı. Onkolojiye götürecektik. Dedik ki hazır çekimlerimiz yapılacak. Çekimlerimizi yaptıralım. Sonuç öğrenirken diş iznimi de alırım. Ama maalesef ikidir sonuçlarım olmuyor. Yani çekimlerim hep bir sorun çıkıyor. Kimine... Ee, gününü bilemedik. Kiminin de zamanında gidemedik. Hep bir tuhaflık oldu. Bence hata bizim yani hastanenin değil. Biz hiçbir şeyin ikisinin de vaktinde gitmediğimiz için. Hani hani derler ya, yiğidi öldür hakkını verme. Ay hakkını ver. <laughs> hakkını verme diyorum. <laughs> yiğidi öldür hakkını ver derler ya. O misali e, hata bizim. Kabul ediyorum yani. <laughs> Neyse, ee, bu süre içinde dün sabah kalktım. O implant köklerimin olduğu kısım şişmiş ve ağrıyordu, zonkluyordu. Çok e, ilginç yani. Neyse doktoru aradık. Hatta doktorun patronunu aradık, kliniğin sahibini. Dedi çok oldu dedi taktık dedi neden ağrıyor, ağrımaması lazım dedi. Ee, pazartesi gelin dedi bir film çekelim bakalım neyi varmış dedi. İşte sonuç itibariyle bugün gideceğiz. Bugün gideceğiz. Film çekecekler bakalım neden ağrıyormuş? Belki vidanın altındaki kemik kaybından dolayıdır ama şişti aynı zamanda. İltihap da topladı. O da çok saçma. Kapalı bir yer sonuçta. Diş yok, bir şey yok. Niye şişti? Belki de başka bir dişim orayı tetikliyor. Bilmiyorum. Film çekince göreceğiz. Eee işte demem o ki eşim çarşıdan gelip de işini halledip gelene kadar benim evi süpürmem lazım ee, Balkonlarımı temizleyip akşam odunumu kömürümü ayarlamam lazım Bakın şu karşılara geçen dündü galiba evet dün bir fırtına çıktı Her şey havalarda uçtu bildiğiniz ta arkadaki odunluğun arkasındaki çuvallar evin önüne geldi düşünün O kadar karıştı her yer ee, O çuvalları alacağım de, e, dediğim gibi buraları Temizleyeceğim çamur içinde saksıları oradan alacağım Şöyle bir kova odunumuz var Kömürleri doldurayım İki kova hazırlayayım, biri akşama biri yarın sabaha Şurada seyyar kablo var O da hep fare yemiş onu Onu da götürürüm Odunla Kullanılmıyor zaten iyi değil Durum öyle arkadaşlar. Size şöyle bir özet geçeyim dedim. Ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah dişimde kötü büyük bir sorun çıkmaz. Durumu işim gücüm var, İşlerimi yapayım. Zaten çekemem çünkü tripod koyup da çeksem çok uzuyor. Ee, bazen unutuyorum inanın tripodu kapatmayı unutuyorum tripod koyduğum zaman ve böyle kendim ara ara yaptıklarımı anlatırım size arkadaşlar. Çocuklar olduğu zaman çocuklar çekiyorlar. Durum öyle. Hepiniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinize videolarımı izliyorsunuz. Ama beğenilerim çok az arkadaşlar. İzlemeye göre beğeniler, yorumlar çok az. Kanalıma gelip izleyen arkadaşlarımdan ricam beğeni, yorum, bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten. Ee, kanalımın ilerlemeye gerçekten ihtiyacı var. Yani şey diyorum en azından ne olursa olsun hani e, benim de bir katkım olur eve. En azından çocukların okul günlük okul harçlıklarını karşılasam yeter bana diyorum. Ee, ben çalışan biriyim zaten ben, ben alışık değilim yani böyle bir işe yaramamak gibi geliyor bu bu tarz şeyler bana. İstiyorum ki mesela bak hasta olmadan önce ya fındık yövmesine gidiyordum ya da hayvan bakıyordum. Yani bir şekilde destek olmaya çalışıyordum eve. Şimdi hastalığımdan dolayı ne yövmeye gidebiliyorum ne hayvan bakabiliyorum. En azından diyorum YouTube'dan gelen ufak tefek gelirlerle çocuklarımın okul ihtiyaçlarına bir katkım olur diye düşünüyorum. Eşim çalışıyor Allah razı olsun eşim her zaman. Bu zamana kadar YouTube'la yaşamadık sonuçta ama Eşime destek olmak için çünkü eşim bu sene gerçekten çok yıprandı. Bu kanser tedavisi çok masraflı arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Çok masraflı yani çok yerde zorlandı etti ama beni asla ihmal etmedi. Ben de ona bir katkıda bulunmak için ona destek olmak için e, istiyorum kanalım büyüsün. Az da olsa ufak tefek destek olmak için çok büyük bir şeyler zaten mümkün değil olmaz. Bizi zaten öyle pek aşırı izleyen ya da takip eden olmaz da. Hani ufak tefek destek olmak için açtım bu kanalı. İnşallah ufak tefek de destek olurum eşime. Durum böyle. Çok konuştum yine. Cesur geliyor. Nerelerdeydin oğlum? Şuna bak. Dün saldırmışlar bunlar köpekler cesur arkadaşlar. Ayağı çok kötüydü. O hemen Ahıra yatırdık onu, kanama vardı ayağında. Sanki birkaç diş izi vardı cesurda. Köpeklerle dalaşmışlar belli. Samal şeye Ahıra yatırdı işte Elif, altına talaş serdi, mısır talaşı. Onun üzerine yattı. İnanın evde ne pişirdiysek Elif ona sıcak sıcak hep taşıdı. Bugün sendelemiyor, öyle topallamıyor yani bugün iyi. Hatta iyi olmuş. Bakın mahalleden geliyor yani. Şimdi bekliyor ona kapıyı açayım diye. Açmayacağım. Çünkü orada kiremitler var. Onun üstünden ge gelsin. Geliyor Mustafa. Bak o kadar oturdu ki şeyde kapının önünde bekledi açayım diye. <laughs> Açmayınca kiremitlerin üstüne döndü. Neyse arkadaşlar ben işime devam edeyim. Sobanın üstüne tavuk göğsü koyacağım arkadaşlar. Çünkü eşim eee aklıma gelmiyor. Sö söyleyeceğim bir dakika bekleyin. Neydi? Hmm. Tavuklu pilav istedi. İnanın aklıma gelmiyor. Yani gelene kadar vakit geçiyor. Tavuklu pilav istedi arkadaşlar. Buraya bir tane göğüs yıkadım. Üzerine de koydum suyunu. Sobanın üstünde haşlansın. Eee Arkadaşlar tavuklarım, tavuk etlerini mutlaka yıkayın. Ben tavuk fabrikasında çalıştım bir buçuk sene. Biz sürekli dezenfektan sıkardık. Elimize etlere mutlaka sıkılıyor. Çünkü sıkılmazsa bakteri toplayıp kurtlanıyor. Bunu önlemek için baya bir dezenfektan sıkılıyor etlerin üzerine. Ve Bunlar da etlerin üzerinde kalıyor haliyle. E, tavuk fabrikasındaki olayları, her şeyi ayrı ayrı her şeyi bildiğim için daha da anlatamayacağım mevzular var. O yüzden e, yıkayın, mutlaka yıkayın yani, iyice yıkayın. Ne kadar yıkasanız da işte kendi yetiştirdiğiniz tavuk gibi olmaz ama maalesef alıp yiyoruz yine de. Neyse ben uzatmayayım, yıkayın yani onu demek istedim. Hazır dedim, e, hazır et çıkardım koydum. Bunu da anlatmak istedim size. Ben işime devam edeyim arkadaşlar. Bunu da Elif bana anneler günü git. Aa anneler günü değil pardon. Ya böyleymiş işte her şey birbirine giriyor. <laughs> Bunu da Elif bana kadınlar günü getirmişti arkadaşlar. Kızcem okuldan toplamış. Şöyle şuraya koyayım. Okulda toplamış böyle. Matematik defteri yaprağının arasına da koyup böyle bana buket yapmış. Güzel kızım benim. Böyle dursun orada. Şöyle arkadaşlar. Çiçekleri buraya aşağıya koydum. Dediğim gibi böyle boş bir vaktim olduğu gün saksıya geçireceğim onu. Ah yoruldum şuraya kadar şey yaptım. Kömürleri doldurdum. Üzerine de tutuşturmak için biraz odun koydum. Şimdi burayı toparlayacağım, süpüreceğim. Bu köşeye koyacağım onları. Bu da çiçek toprağı arkadaşlar. Bunları da şu karşıdaki çiçekler için, bir de başka çiçeklerim de var. Onlar için aldım. Bakalım. Ee, dediğim gibi havalar güzel olsun. Boş bir günümde saksısını değiştirmem gereken bir çiçeğim var. E bu çi bu saks çiçekleri. Başka bir saksıya dikmem lazım. O yüzden böyle bir hazır toprak aldım. Süpürdüm arkadaşlar. Mermerlerin üzerine sildim, aşağıyı sildim. Gördüğünüz gibi az önceki çamurlu halden eser kalmadı. Böyle akşam sabah kovalarını da hazırladım. Şurada büyük odunlarım var. İçeride bir kovam daha var şöyle. Onun da içinde bir tane odun var. Onu da doldururum akşama. Akşam yakacak işim hallolmuş olur. Bir taraftan e, böyle yapıyorum. Bir taraftan da akşam yemeği planları. Akşam yemeği planım da şöyle arkadaşlar. Tavuklu pilavım zaten tavuk e, tavuğunu koydum pişiyor. Şeyde dolapta çorba var. Buzdolabında çorbamız var. Yanına da çorba ısıtırım. Bugün de böyle olur arkadaşlar yapacak bir şey yok Bugün işimiz var evden gideceğim Evde olduğum zaman Daha iyi oluyor yemek konusu ama evden gidince biraz e, Böyle pratik aparatif hemen Bir şeyler hazırlıyoruz işte Allah'tan da evde çorbam var Şimdi e, Dişçiye giderken Bir tane halım var kahverengi büyük bir halı. Onu kestireceğim arkadaşlar Allah izin verirse. Onu kestirip kenarlarını ovarlak çektirip bir tanesini Efe'nin yattığı odaya serip sermeyi düşünüyorum. Bir tanesini de soba yan, yanan odaya sermeyi düşünüyorum. Aslında mutfağa da serebilirim bilmiyorum. Çünkü halılarım kirlendi. Zaten bu soğukta da halı yıkanmaz. Sular buz gibi zaten halıları ne kadar temizleyecek soğuk su. O yüzden yıkamıyorum. Ee, eşim dedi ki bizim çim biçme makinesi var arkadaşlar. Çim biçme makinesinin ucuna yuvarlak bir şey alınıyor. Onunla halı yıkanıyor. Aldığımız zaman gösteririm. <laughs> o yuvarlak şeyden alacak eşim. O motorlu sırt tırpanına takılıyor. Onunla dedi şey yapacağım. Onunla ben yıkayacağım halıları dedi. Onunla çok güzel oluyor. O onunla fırçalar. Çocuklar da çekerler suyunu. Öyle o yüzden halı yıkamayacağım. Yıkamaya da vermeyeceğiz. Yıkama çok pahalı arkadaşlar. Yani her sene bir 500-600 yıkama parası veriyoruz. O yüzden dediğim gibi. Neyse balkonu hallettik arkadaşlar. Balkonla işimiz bitti. Şimdi ne yapacağım? Evi toparlayıp süpüreceğim. Bugün silmeyeceğim. Bugün öyle bir karar aldım. Genelde süpürüp siliyorum mutlaka ama bugün silmeyeceğim. Çamaşırlara gelince e, balkonda inanın 3 gündür sallanıp duruyorlar, bir türlü kurumadılar. O yüzden ne yapacağım? Ne yaptım? E, akşam buraya serdim, bunların hepsi kurudu. Şimdi bunların hepsini ben kaldıracağım, katlayacağım, evimi süpüreceğim Allah izin verirse. Ne yapayım arkadaşlar kış günü böyle çamaşırlar? balkonda da kaç gündür yazık günah dışarıda da pisleniyor yani. Muhakkak toz, pislik, kömür tozu, odun tozu muhakkak oluyor. Yıkanmış şeyler tekrar kirlenecek. Bir çamaşır 3 gün balkonda durur mu? Yok kurumayınca mecbur aldım. Öyle işte gördüğünüz gibi bunları da bir toparlayayım ben. Çamaşırları toparladım arkadaşlar. Şöyle. Herkesin çamaşırını yerleştirdim. Dün akşam e, bahsetmiştim bir önceki videomda arkadaşlar baş sağlığına gittik. Hem e, babaannemin evinin yanında zaten amcamın gelini yengem. Ona baş sağlığına gittik. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi İstanbul'dan da halam gelmişti babaannemin yanına. Bir haftadan fazladır orada. Umre'ye gitmişti arkadaşlar. Ümreden geldi yeni. Yeni dediğim yine bir aya yaklaştı. Babaannemin yanına gelmiş. Onların yanına gelmişken bana da gelirken tesbih getirmiş arkadaşlar şöyle. Çok güzel bir seccade getirmiş. Sağ olsun beni de düşünmüş. Allah kabul etsin inşallah halamın yaptığı ibadetleri. İnşallah Allah bize de nasip eder arkadaşlar. Biz de gideriz inşallah umreye. Halam gitti geldi. Allah kabul etsin. Böyle işte bana da seccade getirmiş, tespih getirmiş. Zemzem suyu getirmiş. Allah razı olsun. Ben bunları Elif'in çeyizine koyacağım arkadaşlar. Halamdan hatıra. Ev seccade dolu. Kullanmayacağım yani. Ee, Elif'in halası görümcem de getirmişti böyle seccade onu da koydum Elif'in çeyizini onu da kullanmadım böyle seccade çok zaten arkadaşlar böyle gelen yeni hediyeleri Elif'in çeyizine kaldırıyorum çünkü çeyize de lazım böyle günlük seccade kullanmak için öyle öyle yani size de göstereyim dedim bunu ben kaldırayım işime devam edeyim çamaşırları topladım dediğim gibi Şimdi mutfağı toparlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi önce bir toparlama işlerimi halledeceğim. Sonra süpüreceğim. Mutfak ana baba günü. Her yer karışık. Mutfağımı bir toparlayayım. Ondan sonra süpüreceğim inşallah. Şu paspası kaldırıp oradan silkeleyeceğim. Burada çekyatların üstü bildiğiniz gibi her evde olan şeyler. Herkes gittikten sonraki hali dağılık Örtüleri düzelteceğim. Örtüleri önce bir silkelerim. Ondan sonra düzeltirim tekrar. Süpüreceğim işte. Ee, bu toparlamayı yapacağım. Toparlama bittikten sonra Şu karanlık gösteriyor. Toparlama bittikten sonra arkadaşlar Banyoyu halledeceğim. Öyle düşünüyorum. Banyodan sonra evi süpüreceğim. Evi toparlayacağım. Şimdi ne yaptım? Balkonu temizledim, çamaşırları düzenledim. Evi toparlıyorum bir taraftan. Evi toparladıktan sonra banyoyu temizleyeceğim, lavaboyu temizleyeceğim. Ondan sonra evi süpüreceğim. Bugün silmeyeceğim. Silmek istemiyor canım. Çünkü dişim çok kötü. İnanın başka biri olsa yatar yani. Hiç şeyim yok, keyfim yok. Ama mecbur dediğim gibi hafta sonu herkes evde olduğu için ev baya bir temizlik istiyor. O yüzden arkadaşlar durum böyle. Mutfağı da toparladım arkadaşlar. Ekmek çıkardım dondurucudan. Buzu çözülünce taze ekmek gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor kendi yaptığım ekmek dondurucu ayrı çıkardım. Şimdi banyoya geçeceğim. Evi süpürdüm arkadaşlar. Her yer tertemiz oldu. Burası da temizlendi. Böyle karanlık niye gösteriyor? Şöyle arkadaşlar. Her yer ışıl ışıl oldu. Mis gibi koktu. Yerler kurusun. Halısını sereceğim. Havlularını değiştirdim klozetini yıkadım. İşte o banyo duş yerini ovaladım çamaşır suyuyla. Buraya da bir kabin yaptırsaydık arkadaşlar bir banyo yapılıyor. İnanın şu kapının önüne kadar su geliyor. Çok zor kabin olmayınca çok zor. Buraya bir kabin yaptıramadık bir türlü. Bakalım ne zaman kısmet olacak. Böyle işte arkadaşlar. Böyle işlerim yolunda. Eşim de gelir belki birazdan. Böyle tavuk göğsü de kaynıyor. Ee, burada da çayım var. Çünkü ben daha kahvaltı yapmadım. Dedim önce işlerimi yapayım. Kahvaltımı rahat rahat yaparım. Ben işlerimi yap, yaptım. Şimdi kahvaltımı yapacağım inşallah arkadaşlar. Çayım hazır zaten. Belki de çay değil süt içebilirim. Dün akşam babaannemden bayağı bir 6-7 kiloya yakın süt getirdik birazını mayaladım akşam birazını da içmek için ayırdım belki süt de içebilirim çay değil de süt içebilirim hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bugün böyle oldu yarın ne olur Allah biliyor kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun